Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Cumartesi sabahı. Bizim cumartesi ve pazar sabahı kahvaltılarımız meşhurdur. Onun için birazdan kahvaltı hazırlamaya geçeceğim. Mehmet Ali ve Hifa uyandılar. Yusuf Selim uyuyor. Onu da huzursuz ellemedik. Çocuk hafta içi zaten hiç uykusunu alamıyor. Ben de şimdi hemen bir kahvemi içeyim. Ondan sonra kahvaltı hazırlığına geçeceğim. İnşallah sizleri de yanıma alırım. Birazdan görüşürüz mutfakta. Evet arkadaşlar, kahvemi içtim, kendime geldim, hemen bir hazırlandım. Şimdi hemen mutfağa geçiyorum. Yusuf Selim de uyandı. Çocuklar kendi odalarında oyun oynuyorlar. Ben de hemen onlara kahvaltı hazırlayayım. Daha fazla bekletmeyeyim çocukları. Önce bulaşık makinemizi boşaltalım. Evet arkadaşlar, hemen eşyalarımı buraya hazırladım. Ve başlıyorum. Krep yapacağım arkadaşlar. Pankek yapacağım. Benim çocuklarım pankeke bayılıyorlar. Onun için dedim bugün sabaha da pankek yapayım. Şöyle iki tane yumurtam var. Hemen onları bir kırıp geliyorum. Evet, şöyle iki tane yumurta, daha sonra şöyle bir tane vanilinim var. Bu arada pankekin tarifini nefes yemek tariflerinden aldım. Güzel tutuyor yani oranın çoğu, hele böyle çok kaydedilmiş bir tarif bulursanız bayağı iyi tutuyor onlar. 2 yemek kaşığı şeker. Bunu şimdi göz kararı yapacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı şeker. Daha sonra 1,5 su bardağı un. Az bir şey daha. Şöyle 1,5 su bardağı unumuz vardı. Şimdi unun üzerine pudra ama baklava, kabartma tozunu da ekliyorum. Ve 1 su bardağı da sütümüz var. Suyla falan karıştıranlar oluyor ya arkadaşlar. Ben onun tadını pek beğenmiyorum. Sütle karıştırdığınız zaman, yani suyla karıştırdığınız zaman illaki tadı belli oluyor. Şöyle kabartma tozunu biraz karıştıralım. Şöyle. Bu arada bizimkilerin sesini de duyuyor olabilirsiniz. Odada babalarıyla oyun oynuyorlar. El mikseriyle de çırpabilirsiniz arkadaşlar ama eğer baktığınız çok tortu kaldı içerisinde, normalde hızlı hızlı yaptığınız zaman olmuyor ama olursa da şeyle karıştırabilirsiniz. Stab mikserle de üzerinden geçebilirsiniz. Şöyle güzel bir kıvam oldu arkadaşlar.
Unlar da top top kalmadı. Normalde biliyorsunuz benim pankek tavam var. Ama maalesef pankek tavam indüksiyon çıkmadı arkadaşlar. Onun için kullanamıyorum. Şimdi bunun ucu birazcık önce. Şimdi pankekimi geçen gün Ikea'dan almıştım arkadaşlar bunu. Bunun içerisine doldurdum ki formları güzel olsun. Demin de dediğim gibi benim normalde pankek tavam vardı biliyorsunuz ama indüksiyon çıkmadı. Ama sonradan öğrendik ki böyle mateler varmış. Ocağın üzerine koyduğunuz zaman indüksiyon olmayan bir şeyi de koyabiliyor musunuz? Yani öyle bir şey almayı düşünüyoruz ama daha tam hangisi olur veya ocağımıza bir zarar verir mi onu bilemedik. Onun için şöyle hemen çayımın da suyunu koyayım. Çayımı yıkamıştım biraz önce. Şöyle. Biraz yağ sıktım. Böyle sprey yağ vardı bende, ondan sıktım. İlklerine yağ sıkarsanız diğerleri de çok güzel bir şekilde oluyor. İlk defa deniyorum bu aparatı da, bakalım inşallah güzel olur. Önceden pankek tavası olunca hiç böyle bir şeye ihtiyaç duymamıştım. Ama ilgimi de çekmişti yani. Ay, sıkması çok çok rahat bununla. Ve iki tanesi 1,99'aydı herhalde. Yani fiyat olarak da gayet makul bir fiyatı vardı. Şöyle. Bakalım inşallah güzel olur. Hemen şuradan. O kadar güzel vanilya koktu ki burası, anlatamam size şu anda. Birazdan çocuklar gelirler, anne ne yapıyorsun diye. Sanırım ocağın altını biraz indirelim. İçleri de güzelce pişsin. Ben hemen bir de bunları koymak için bir şey getireyim. Ne dersiniz? Bayağı iyi oluyor herhalde. Tarifini inşallah unutmazsam arkadaşlar altına yorum kısmına da yazmaya çalışırım. Açıklamalar kısmına koyarım. Yani bayağı da tadı güzel oluyor. Biz bu tarifi zaten hep tutuyoruz ama yani ben içerisine muz oluyordum, muz falan karıştırıyordum. Ve pankek tavasında yapınca biraz daha yaygın oluyordu. Ama böyle normal tavada da yapabilirsiniz. Bayağı iyi oldu. Bunlar da olmuşlar.
Evet, şimdi hemen tabağımı tekrar temizledim. Pankeklerim bitti arkadaşlar. Onları güzelce servis tabağına aldım. Şimdi kapya biberlerim vardı. Bunları da hemen birazcık domatesle soteleyeceğim. Yusuf Selim, Mehmet Ali çok seviyorlar bunu. Onun için dedim hemen biraz da bundan soteleyeyim. Aslında bu biberlerin de en şifalı yeri içindeki çekirdekleriymiş. Yani biz normal kendimize yaparken ya da normal şey yaparken biraz iri iri doğrayacağım arkadaşlar. Yemek falan yaparken ben hayatta çıkartmıyorum ama böyle sabah kahvaltısında kıtır kıtır ağızlarına gelince çocuklar yemiyorlar. Onun için dedim ben de. Kahvaltılarda yani böyle biber kavururken illaki içinin çekirdeklerini alıyorum. Şöyle. Bunları şimdi biraz yağda hemen kavuracağım ve üzerlerine domates ekleyeceğim. Şöyle hemen bir sıvı yağ sıkıtalım üzerine. Şöyle. Ben de hemen domateslerimin kabuğunu soyayım. Şimdi domatesim de hazır. Hemen bir de şöyle küçük bir avokado salatası yapmak istiyorum. Bizim evde sevilen bir şey. Şöyle. Altını kısalım 5'i. Ben de şöyle tuzumu atayım. Hatta unutmadan hemen salatamı da koyayım. Tuzunu. Tuz koyuyorum kızlar. Nar ekşisi. Daha sonra bir de zeytinyağı. Bir de sizlere geçen gün demiştim ya böyle çekirdek karışımı aldım diye alışverişte.
şöyle göstereyim. Bunları kavurdum arkadaşlar eve gelince. Yani çok da güzel bir aroması oldu. Şimdi bundan da birazcık üzerine koyacağım. Evet, bu da hazır. Şimdi çayımı demledim arkadaşlar. Deminden bak size söylemeyi unuttum onu. Çayımı demledim. Şimdi hemen ben soframı kurayım. Daha sonra da kahvaltıya çağırayım çocukları. Arkadaşlar sizlere mutfağımızla alakalı en pratik şeyi söyleyeyim mi? Bu ada. İnanılmaz. Yani orada işim bitince eşyaları buraya koyup daha sonra gelip burada hepsini yerlerini yerleştiriyorum. İnanılmaz pratik bir olay yani. Hatta aklıma gelmişken salatama birazcık da sarımsak tozu koyayım. Yani avokadoyla sarımsak tozu bu kadar yakışır. Ve karabiber. Eğer alerjiniz falan yoksa inanılmaz güzel yakışıyor yani. Hemen bunları da kaldırayım. Şimdi bunları böylece koyacağım arkadaşlar. Çünkü bunu değil. Bunları böylece koyacağım. Bunları bir daha kaba boşalttığınız zaman geri boşaltırken çok israf oluyor. Onun için hiç gerek yok. Ama şöyle tereyağlı bal hazırlayacağım. Buna uzun sürede bir şey olmuyor. Yani üzerini streçle folyolayıp koyabilirsiniz. Daha sonra üzerine bal gezdiriyoruz. Kadarı yeter. Bir de bizimkiler kahvaltıda bunu keşfettik. O kadar güzel ki denemediyseniz mutlaka deneyin. Aldi'de. Yani normal frişkeze yerine de kullanabilirsiniz ama biz daha çok böyle fırında patates falan yaptığımız zaman veya patates haşladığımız zaman onunla inanılmaz lezzetli oluyor. Ama kahvaltıda böyle melemenin yanında falan da yiyoruz yani. Böyle bunu da kaldırabilirim. Bir de peynir koyayım ama peyniri neye koyayım onu bulamadım bir türlü. Durun hemen bir şey bulup geliyorum. Haydi en son bir de beraber soframızı kuralım. Thank you.
Peynir tabağı da en sonunda böyle oldu. Arkadaşlar soframı gösteriyorum. Ekmeklerimi koydum böyle. Hazırladıklarımı da masaya yerleştirdim. Şimdi hemen çayımı koyup çocukları çağıracağım ve bizlere afiyet olsun. Şimdi hemen çaylarımı koyacağım ve bizimkileri çağıracağım arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Yani inşallah sizlere de fikir olmuştur. Cumartesi pazarlar çok nadir denk geliyor. Bütün ailenin bir arada olduğu. İnşallah sizlere de böyle bir fikir olsun. Biz bugün böyle yaptık. Çok da abartmak istemedim. Çünkü zaten sadece 4 kişiyiz. Yani onun için fazla da abartmak istemedim. Ama bizim cumartesi kahvaltımız bu şekilde arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hepinize hayırlı, bereketli hafta sonları.